İyi akşamlar sevgili izleyiciler. Yepyeni bir Er Meydanı'yla, canlı yayınla yine sizlerin karşısındayız. Evet, yine oldukça yoğun bir haftaya başladık. Eylemler, grevler, Lefkoşa'da yaşanan sıkıntılar, kurultay mahkeme süreci yine oldukça dolu bir Er Meydanı'yla sizlerin karşısında olacağız. Bu akşam benim için oldukça değerli olan bir konuğumla birlikte sizlerin karşısında olacağız. Bu akşamki konuğum 2. Cumhurbaşkanımız Sayın Mehmet Ali Talat. Sayın Cumhurbaşkanı, programımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Herkese iyi akşamlar. Nasılsınız? Sağ olun. İyiyiz. Evet. Sevgili izleyiciler, programımıza başlamazdan önce birkaç notumuz var. Önce her zaman olduğu gibi onları iletelim. Daha sonra da Sayın Cumhurbaşkanımızla programımıza başlayalım. Bildiğiniz gibi geçen hafta oldukça olaylı bir program yapmıştık burada. Kaymakamımız Sayın Kemal Denizdana buradaydı. Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Sayın Cemal Bulutoğlu'ları buradaydı ve bir anda Demokrat Parti Genel Başkanı Sayın Serdar Denktaş stüdyomuza gelmişti. Şunu izleyicilerimizin bilmesinde fayda var, herkesin bilmesinde fayda var. Sayın Serdar Denktaş buraya geldiğinde biz ara vermiştik. Önce burada bulunan iki konuğumun daha sonra da benim rızamla burada programımıza konuk oldu. Ve o şekilde bizlere katkı koydu. Ben çok da memnun oldum. Gayet spontane bir şekilde gelip programımıza katılmasından bunu sizlere duyurmam gerektiğini düşündüm. Bir diğer notumuz da konuklarla ilgili. Sürekli olarak talepler alıyoruz programımıza gelip katılmak isteyenlerle ilgili. Şimdi tümüne cevap vermemiz mümkün değildi sevgili izleyiciler bunun. Yani araya bazı sevdiğimiz dostlarımızı koyuyorlar, kendileri arıyorlar, ancak tümüne bunların imkan vermek mümkün değildir. Kimseye kapımız kapalı değildir. Herkese kapımız açıktır. Herkesin bir zamanı vardır. Ancak programımızın da bir formatı vardır. Hepimizin ona uyması gerekir. Başta da benim tabii ki. Bunu da söyledikten sonra gösterdiğiniz ilgiye tekrardan çok teşekkür ediyorum. Yani her hafta bunları söylemek mutlu da ediyor beni aslında, ama yani yolda, sokakta olsun, özellikle geçen gün belediye çalışanlarının bana göstermiş olduğu ilgiye buradan bir kez daha sizlerin önünde de teşekkür ediyorum. Layık olmaya çalışıyorum. Herkesin söylediği şey işte sakın bu yolundan vazgeçme, sakın vazgeçme. Vazgeçmek gibi bir düşüncem olmadığını bilmenizi istiyorum. Ben kimsenin çantacısı olmam. Bana güvenebilirsiniz. Bunu da söylemek istiyorum. Bir sözle bu tarafsızlık üzerine. Şimdi son günlerde nedense bu tarafsızlık konusu, nedensenin sonunda ünlem de koymuşum buraya. Nedense bu tarafsızlık konusu çok gündeme gelmeye başladı. Herkes tarafsızlığından dem vurmaya başladı. İşte ben tarafsızım. Çok fazla girecek değilim bu konulara. Yalnız şunu söyleyeceğim. Bu halk kimin ne olduğunu bilir. Herkesin ne olduğunu bilir. Fazla girmesin onlar bu tarafsızlık konularına. Onlar efendilerine hizmet etmeye baksınlar. Tarafsızlık herkesin ağzına yakışmaz. Bunu da halkımız gayet iyi bilir. Bir diğer notumuz da aslında 6 Kasım'la ilgili bir şey söyleyecektim. Ama söylememeyi ve sadece bu akşamki fincanımı değiştirmeyi uygun buldum. 6 Kasım'la ilgili bir şey söylemiyorum. Son bir şey daha var. İnternette de duyurusunu yapmıştık Facebook'ta, Twitter'de. Bu akşam size açıklayacağımız çok önemli bir sürprizimiz var. Programın ilerleyen dakikalarında da bu sürprizimizi sizlerle paylaşacağız. Büyük ilgi göstereceğinizi umuyorum. Sayın Başkanım, biraz uzun oldu, kusura bakmayınız. Bu notlarımızı da izleyicimizle paylaşmamız gerekirdi. Şimdi ilk olarak şuradan başlamak istiyorum. Siz bu ülkede bakanlık yapmış, başbakanlık yapmış, cumhurbaşkanlığı yapmış bir kişisiniz. Şimdi özelde tüm konuları vaktimizin yettiğince değerlendirmeye çalışacağız. Ancak şu anda ülkenin geldiği genel durumu nasıl değerlendiriyorsunuz? Vallahi uzun zamandır ben söylüyorum. Ülke tam bir felaket yaşıyor. Yani işte ne bileyim ben Amerika'nın yaşadığı kasırga felaketi gibi. Ama aynı şiddette değil, daha yavaş bir şiddette. Ama sürekli olarak yıkan, yakan bir ortam yaşıyoruz maalesef. O kadar kötü ki bugün ülke hükümetsiz. Hükümet yok. Hükümet olsa zaten karar alır ve kararını uygular. Uygulayamayacağı kararı almaz. Öyle bir hükümet var ki defalardır
her grev olacağında grev yasağı koyar. Nereden çıktıysa. Sanki her grev ilanına grev yasağıyla cevap vermek gerekiyormuş gibi. Her grev ilanına grev yasağıyla cevap verir ama hiçbirini de uygulayamaz. Grev devam eder, hükümet de aldığı yasak kararıyla kalır. Sadece bu değil. Ülkenin hiçbir sorununa çözüm getiremez. Bir Lefkoşa Türk Belediyesi'nin yaşadığı sıkıntıyı bile çözümleyemedi bu hükümet. Bu nasıl bir hükümettir? Şimdi tabii o konular çok önemli konular Sayın Başkanım. Ancak bence daha bundan bir önce söylediğiniz çok daha önemli bir şey. Hükümet kendi başına karar alıyor ve bu kararları uygulayamıyor. Aciz, yani bunları yapmaktan aciz şu anda. Yani ya karar alamıyor, ya karar alamıyor, hiç karar alamıyor şimdi yaşadığı gibi. Evet. Ya da karar aldığında da uygulayamıyor. Maalesef. Yani evet. Geçtiğimiz günlerde belediyeyle ilgili bakanlar kurulunun almış olduğu kararları hep birlikte izledik. Doğru, izledi. Doğru. O daha ilginç bir karardı. Yani madde madde saydı, sanki çok önemli bir karar almış gibi de övüne övüne ortaya çıktı. Sonra bir baktık hiçbirini uygulayamadı. Maalesef, maalesef. Yani hükümet yok. Tabii sadece hükümet değil. Mesele çok daha derinde aslında. Şu anda ülkenin Kıbrıs Türk halkının çıkarlarını koruyan bir lideri de yok. Bu konuyla ilgili size sorum olacak. Gerçekten yani liderlik çok kötü bir durumda. Kıbrıs Türk halkının çıkarlarını kendi dar çıkarlarıyla eşleştiriyor, aynı sanıyor. Kendi düşüncesiyle Kıbrıs Türk halkının çıkarlarını aynı kabul ediyor. Ve bunu gerçekleştirmek için Kıbrıs Türk halkını her türlü kötülüğün içine itebiliyor. Bakın, yani inanılır gibi değil ama bir kere seçimlerde biliyorsunuz. Sayın Cumhurbaşkanı, Sayın Eroğlu çok daha farklı şeyler söylüyordu. Diyordu ki Talat tavizler verdi, onu yaptı, bunu yaptı, onları geri alacağız filan. Seçildi, ertesi gün mektup yazdı şeye. Birleşmiş Milletler Genel Sekreterine Talat'ın bıraktığı yerden devam edeceğim dedi. Ama yapmadı. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanımızın verdiği vaatlerle ilgili bu sizin söylediklerinizle büyük tepki var. Ama bir önceki seçimlerde verdiği vaatlere daha büyük tepki var. Evet. Ona da geleceğim evet. İşte. Ona buyurun. Da geleceğim. Buyurun. Ha, başbakan olarak, yani başbakanlığa aday iken genel seçimlerde işte Eşelmobil'e dokunmayacağım, kimsenin hakkını almayacağım, insan çalışanlara daha iyi hayat şartları sağlayacağım diye bir sürü sözler verdi. İmzalar attı yazılı. Ondan sonra iktidara geldi. Türkiye ile bir protokol yaptı. Her şeyi teslim etti. Her şeyden vazgeçti. Feragat etti. Sonra da Cumhurbaşkanlığında aynı şeyleri yaşadı, yaşattı. Ama verdiği sözleri de yerine getirmedi. O seçim sırasında söylediklerini yerine getirmemeyi bırak, yazdığı mektubun da gereğini yerine getiremedi. Görüşme sürecinin tıkanması için elinden geleni yaptı ve nihayet başardı. Görüşme süreci tıkandı. Yani aslında pek Kıbrıs konusuna girmek istemiyorum. Ancak hayır ama sizce, şöyle bir özet yapayım. Sizce sürecin tıkanmasında Sayın Cumhurbaşkanı Eroğlu'nun önemli bir faktörü var mıdır burada? Çok önemli bir rolü var tabii ki. Çünkü isteksizdi. Bir zaman birileri hep söylerdi. Siz Denktaş Bey'e ya da Sayın Eroğlu'na deyin ki oturun, siz bir anlaşma metni hazırlayın. Ama bu anlaşmayla Kıbrıs sorununun çözümünü hedefleyin. Böylece Kıbrıslı Türkler de uluslararası hukukun içine girsin. Öyle bir metin hazırlayın deyin. Evet. İnanın diyorlardı, kendileri dahi o metni kabul etmeyecekler. Kendi yazdıkları metni dahi kabul etmeyecekler. Niye? Çünkü Kıbrıs Türk'ün uluslararası hukukun içine girmesini istemiyorlar. Özellikle Sayın Eroğlu. Bundan korkuyor. Ölümden korktuğu gibi, Allah'ından korktuğu gibi korkuyor. Uluslararası hukukun içine girmememiz için elinden geleni yapıyor.
Çünkü uluslararası hukuk, uluslararası hukukun içinde olmak onun için korkutucu bir şeydir. Neden? Çünkü uluslararası hukukun içinde olursa evrensel kurallara göre hareket edecek. Onları bilmiyor ki. Ona uygun hareket edemez ki. Ona uygun hareket ederse normal yaşam tarzı ve politika tarzını yerine getiremez. Peki. Bakın en son ne oldu? Onu da söyleyeyim. Buyurun. Ve bu söylediğimin gerekçesini de izah etmiş olayım. Buyurun. Biz iğneyle kuyu kazdık. 6 yıl boyunca referandumdan, yani 2004 referandumundan, referandumda Kıbrıs Türk'ünün evet demesine destek vererek, öncülük yaparak, nasıl isterseniz deyin, çaba ortaya koyarak bütün dünyaya Kıbrıslı Türklerin barışçı olduğunu ve Kıbrıs Türk'ünün uluslararası hukukun içine girmek istediğini anlattık. Sonra döndük. Başbakanlığımız dönemi boyunca Kıbrıslı Türklerin Kıbrıs Rum tarafının haksız uygulamalarından zarar görmemesi için büyük bir mücadele yürüttük. İzolasyonların kaldırılmasıdır, şudur budur. 4 yıl, 5 yıl sonra, 5 yıl, 1 yıl bu sürdü başbakanlık. 5 yıl boyunca Cumhurbaşkanlığı dönemimizde de büyük çaba ortaya koyarak mülkiyet sorununda da ışık olabilecek, aydınlatıcı, rehber olabilecek bir Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararının çıkmasına yardımcı olduk. Ve biliyorsunuz Demopoulos kararıyla artık Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Loizidu içtihadını bir kenara itti. Çünkü Loizidu'da biliyorsunuz kararın ne olduğunu. Tabii. Kıbrıslı Rum'a hem tazminatını ödeyeceksiniz hem de mal onun olmaya devam edecek. Ve yine bir formül göstereceksiniz, malına sahip çıkmasını, malına dönmesini sağlamak üzere kararıydı. Onu değiştirdik Demopoulos kararıyla ve dedi ki Demopoulos kararında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi zaman geçtikçe şu andaki kullanıcılarla eski mal sahiplerinin hakları eşitlenmektedir dedi. Bir, ikincisi de Kıbrıslı Rumlar eğer mülkiyetle ilgili iddiaları varsa Kuzey Kıbrıs'ta kurulmuş olan mülkiyet komisyonuna başvursunlar dedi. Evet. Hani Sayın Eroğlu'nun iptal ettirmek için Anayasa Mahkemesi'ne başvurduğu o yasa tahtında böyle bir karar aldı. Ve yani kısacası bizim bu kararımızı uluslararası hukuka uygun buldu. Bizim bu yasamızı uluslararası hukuka uygun buldu. Şimdi o noktadan itibaren biz görevden ayrıldık. Sayın Eroğlu Cumhurbaşkanı oldu. Saygımız sonsuz. Tabii. Ama Kıbrıs Türk'ün aleyhine çalışmasın. Ne gibi çözüm? Ne gibi çalışmaları çözüm, var sizce? Kıbrıs çözüm Türk'ün aleyhine... Kıbrıs Türk'ünün ihtiyacıdır. Çözüm Kıbrıs Türk'ünün ihtiyacıdır ve çözüm Kıbrıs Türk'ü için şarttır. Ama mümkün değildir. Niçin mümkün olmasın? Değildir. Mümkündür. Sayın Eroğlu bunu yokuşa sürebilmek için Rumlarla el ele verdi. Rumların da sorumluluğu var. Onlarla el ele verdi ve süreci tıkadı. Peki. Bitti. Şimdi bir. İkincisi, bizim yarattığımız taşınmaz mal komisyonu ki uluslararası hukuka uygun bulundu ve yasası çerçevesinde belki de çok önemli bir emsal olan, tarihte çok önemli bir emsal olan Timbios davasını sonuçlandırdı bu komisyon. Timbios, geçmişte Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tarafından davası, müracaatı kabul edilebilir bulunan bir müracaatçıydı. Fakat biz taşınmaz mal komisyonunu kurunca adam geldi ve bize müracaat etti. Taşınmaz mal komisyonu uzun pazarlıklardan sonra bir dostane anlaşmaya vardı. Bu dostane anlaşmaya göre ailenin bir miktar malı iade edilecekti, bir miktar tazminat ödenecekti kendisine ve takasa da yer verebilmek için takas önerisi yaptık, onu da kabul etti. Ve güneyde
marife yani eğitim bakanlığına ait olan bir mülkü alarak kuzeydeki mallarından feragat etmeyi kabul etti. Dostane anlaşma yapıldı. İmzalar atıldı. Evet. Sonra iş uygulamaya gelince ben eğitim bakanının müsteşarına, eğitim bakanına ve tabii ki müsteşarına dedim ki gidin ve Rum Tapu Dairesi'nde imzanızı atın ve malı Timvios'a devredin. Müsteşar iki defa CTP hükümetinin müsteşarı. Bir defa da Sayın Eroğlu hükümetinin yani UBP hükümetinin Eğitim Bakanlığı'nın müsteşarı gittiler Rum Tapu Dairesi'ne. Rum Tapu Dairesi hayır dedi. Biz kabul edemeyiz bunu. Bizde vasilik yasası var. Vasi ancak böyle bir işlem yapabilir. Biz de dedik ki hayır olamaz. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi size talimat verdi. Bunu buna uyacaksınız. Timbios öfkelendi bu işe. Hem Rum hükümetini dava etti Larnaka Kaza Mahkemesi'nde hem de Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvurdu. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Larnaka Kaza Mahkemesi'nin kararına paralel bir tavır takınarak ama Larnaka Kaza Mahkemesi'nin aldığı karar zaten çok çarpıcıydı ve dedi ki Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararını uygulamak zorundasınız dedi Rum hükümetine. Bunun üzerine hatırlayın çok tantanası olduydu. Apar topar toplandı Rum Bakanlar Kurulu ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararına uygun olarak taşınmaz mal komisyonumuzun Timvios'la vardığı dostane anlaşmayı onayladı ve bu malı Timvios'tan satın almak üzere pazarlığa oturdu ve satın aldı. Bu defa Timbios bizimkilere müracaat etti. Gelin Rum tarafı kabul etti artık teslim oldu. Teslim aldık Rum tarafını. Gelin imzalayın ve bu iş bitsin. Ne oldu biliyor musunuz? 2,5 yıldır Sayın Eroğlu iktidara geldi geleli, Cumhurbaşkanı olduğu olalı. 2,5 yıldır Timbios uğraştı. Bu taraftan yok armudun sapı, yok üzümün çöpü, yok Dışişleri Bakanlığı KKTC makamı olarak imzalarsak kabul edebiliriz. KKTC olarak imzalamazsak olmaz. Marif ve ait bu malı bizim müsteşarın imzalamasını kabul etmeyiz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ibaresi yazmadığı sürece olamaz yaklaşımı ortaya koydular. Cumhurbaşkanlığı ile meşveretleştiler ve 2,5 yıl oyaladılar. Bunun üzerine Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi çevrelerinden gelen telkinle oturdu Rum şeyi vasisi yani İçişleri Bakanlığı ve bizim malımız için bizim adımıza imza atarak sorunu çözdü. Yani sevgili Mustafa sonuçta bizim yasal olmadığını iddia ettiğimiz o vasilik kurumunu biz Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi önünde yasal hale getirdik. Bizim yasal olan taşınmaz mal komisyonumuza eş haline getirdik. Hatta bizim taşınmaz mal komisyonumuzun kararlarının Kıbrıs Türk makamları tarafından uygulanmadığını o nedenle vasiliğin bunu yani Rum vasiliğin bunu uygulamasını meşrulaştırdık. Yani kısacası o bunu elde ettiğiniz kazanım erozyona uğrattık. Evet. Tamamen gitmedi. Erozyona uğrattık ama yavaş yavaş o da gidecek elimizden. Ben buna inanıyorum artık. Peki. Çünkü Sayın Eroğlu vizyonu gereği onların kararı onun, bizim kararımız bizim, onların tarafı onların, bizim tarafımız bizim yoluna gitmeye çalışıyor. Halbuki boşuna çabadır. Eğer bu çaba başarılı olsaydı 2002'ye kadar 2003'e kadar başarılı olurdu. Olmadığı çeşitli vesilelerle ortaya çıktı
ve Kıbrıs Türk'ünün bu badireden kurtulabilmesi ancak referandumla gerçekleşti. Tekrar Kıbrıs Türk'ünü aynı badirelerin içine atmak hiç kimsenin hakkı değildir. Hakkı değildir. Ve bakın pazar gün bu konuyla ilgili bir gazetemizde bir söyleşi çıktı. Bu söyleşi bugün Cumhurbaşkanlığı tarafından yalanlandı. Ve nasıl yalanlandı biliyor musunuz? İddialar dediği gerçeklerle bağdaşmamaktadır. Cumhurbaşkanlığı mülkiyetle ilgili konuları yakından takip etmektedir. Bu konuları bu şekilde ulu orta tartışmak davamıza zarar verir dedi. Lafa bak. Davaya zarar verilmiş. Hangi davaya? Davaya zarar veren sen, davayı çiğneyen sen, kim zarar veriyormuş? Kim zarar vermiş? Bunu söyleyenler mi? Zarar veren sensin. Sen bizim yasal olmadığını iddia ettiğimiz vasiliyi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi nezdinde meşru hale getiriyorsun. Kendi hayalhanende kurduğun dünya içinde değerlendirmeler yaparak. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanım. Böyle bir şey olamaz. Böyle bir şey kabul edilemez. Tabii ki sizin. İşte ülkenin hali bu. Şimdi tabii ki sizin bu tür şeylerden canınızın yanmasını çok iyi anlayabiliyorum ben. Çünkü hayatınızı buna adamış durumdasınız siz. Daha önceki siyasi hayatınızda da şu anda bile hep çözüm 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 diyen bir lidersiniz. Ve elde ettiğiniz kazanımların da bu şekilde erozyona uğratılması sizi çok üzüyor. Çok iyi anlayabiliyorum bunu. Kıbrıs Türk halkı olarak bizi de üzüyor. Yani bugün mal tazmin komisyonunun meşruluğunun zedelenmesi eminim bizi çok üzüyor. Ancak bizim burada konuşmamız gereken, bizi çok daha fazla üzen şeyler yaşanıyor şu anda ülkemizde. Ben Kıbrıs konusuyla ilgili pek fazla konuşmayı tercih etmiyorum. Konuklarımla da o konulara pek girmeyi tercih etmiyorum. Ancak dediğim gibi sizin çok emeğiniz olduğu için bu tür konularda ve bu tür sonuçlar olduğunda çok canınızın yandığı için bunları açıklamanızın iyi olduğunu düşünüyorum. Şimdi evin içine bakacak olursak, evin içinde yangın günden güne büyüyor. Bu saydıklarınızın da ülkedeki bu yangının büyümesinde büyük etkisi olduğunu düşünüyorum ben de. Ona da neden böyle düşündüğümü ilerleyen dakikalarda geleceğiz ona. Şimdi Lefkoşa Türk Belediyesi hudutları dahilinde yaşananlar ortada. Lefkoşa Türk Belediyesi binasında yaşananlar ortada. Ulusal Birlik Partisi içerisindeki çatlak ortada, kurultayın mahkemeye düşmesi ortada. Bütün bunları da değerlendirmeye çalışacağız. Ancak benim ısrarla üzerinde durduğum bir başka konu var. O da meclisimiz. Şimdi sevgili izleyicilerimiz de bunu gayet iyi bilirler. Bu arada hem 41-43'ten hem Er Meydan'ın Facebook ve Twitter adreslerinden bizlere ulaşabilirsiniz. Sevgili izleyicilerimiz de bunu gayet iyi bilirler ki bu meclisin çalışmaması konusu Er Meydanı programının en önemli önceliklerinden biridir. Çünkü Sayın Cumhurbaşkanım meclisimiz karar alamıyor, meclisimiz yasa çıkaramıyor. Bütün bunları geçtim, bizim meclisimiz toplanamıyor bile. Neden? Sistem yanlıştır da ondan. Parlamenter sistem böyle çalışmaz. Bir kere kuvvetler ayrılığı denir. Kuvvetler ayrılığı yoktur bizim sistemimizde. Bir tek yargı bunun dışındadır. Yani bir kuvvet olarak ayrıdır. Bunun dışında yasama ve yürütme birdir ve aynıdır. Meclisi yürütme çalıştırır. Yasamayı yürütme çalıştırır. Eğer hükümet bir yasa tasarısı hazırlayıp meclise götürmezse meclis çalışmaz. Çalışamaz. Mümkün değil. Yani yasa tasarısı meclise gönderildiğinde de meclis çalışmaz. O başka konu. Ama yani hükümet hazırlamazsa hiçbir şey olmaz. Ha şimdi meclis bu mu? Hani yasamayla yürütme ayrıydı? Yok öyle bir şey. Yasama ve yürütme aynıdır bizde. Ve yürütme yasamayı kontrol eder, idare eder. Onun için ben sistemin yanlış olduğunu düşünüyorum. Bir kere bizim ülkemizde parlamenter sistem hele bizdeki şekliyle çalışmaz. Sayın Başkanım sorularımın içinde vardı. Hatta en sona sakladığım sorulardan biriydi bu. Özellikle Türkiye'de şimdi çok gündemde bu devlette çift başlılık konusu. Tabii canım işte bak görüyoruz. Sistemde. Ya, madem ki başlar biri birini yiyor. Madem ki
kardeş gibidir onlar. Evet. Yani Sayın evet. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'le Sayın Başbakan Recep Tayyip Erdoğan. Yok onu demiyorum, ben şeyden bahsediyorum, bizde. Hayır, orada bile diyorum ben. Tamam, orada ama bizde bile de aynıdır. Şimdi bizde kine geleceğim aslında ben de. Yani orada bile bu sorun var. Bizdekine geleceğim aslında. Hep bu sorunlar yaşandı. Sayın Denktaş'la Sayın Eroğlu arasında. Yani saymakla bitmez bunlar. Bir sizinle Sayın Ferdi Sabit Soyer arasında. Soralım onu size. Çıktı mıydı hiç böyle sorunlar? Hayır, hiçbir zaman. Ya benimle Sayın Eroğlu arasında da olmadı böyle sorunlar. Bu tür olmadı. Peki olmadı şu tabii. Şu anda ha, görüş yaşanan farklılığımız oldu, o başka konu. Zaten belli o. O tabii, yani dünya görüşlerimiz farklı. Ne oldu düşünüyorsunuz bu devlette çift başlılık konusunda? Buna bir değinelim. Ben uygun bulmuyorum. Yani bence, parlamenter sistemi de uygun bulmuyorsun. Bulmuyorum. Bulmuyorsun. Bence doğru olan Kıbrıs'ta başkanlık sistemidir. Bakın, Güney Kıbrıs'ta başkanlık sistemi her ne kadar kuvvetler ayrılığı tam olarak uygulanmasa da Enikon'u çalışıyor. İkide bir de işte krizler çıkıp, parti içi krizler çıkıp hükümet hiçbir iş yapmaz hale gelmiyor. Gelmiyor. Buna gerek yok çünkü. Ha, ve en iyi başkanlık sistemi de Rum tarafındaki değil. Onu da söyleyeyim. Evet. Yani örneğin Amerika biraz karmaşık Rum tarafındaki de. Örneğin Amerika Birleşik Devletleri'ndeki başkanlık sistemi daha uygun bir sistemdir. Ama onu, o geleneği biz burada yaratabilir miyiz? Neden yaratamayalım? Hayır, yani kısa zamanda yaratabilir miyiz bilemiyorum. Belki uzun zaman alır. Ama artık yolun sonuna geldik. Sayın ama ihtiyaç Başkanım var. Tabii işte ki. O zaman sizin sorduğunuz bir soru vardı, hatırlar mısınız? Meclis niye çalışmıyor? Tabii. Bakın, Amerika'da meclis çalışıyor. Neden? Çünkü meclis yasamadır ve yasama yürütmeden bağımsızdır. Yani şu anda bizim meclisimizin durumunun içler acısı olduğunu meclis başkanımız söylüyor. Bakın, yasa tasarılarını Amerika'da, yasa tasarılarını hükümet hazırlamıyor. Yasa tasarılarını meclis kendisi hazırlıyor. Tabii. Kendisi hazırlıyor. Ha, tabii ki Cumhurbaşkanıyla istişare ediyorlar. Devlet başkanı, yani başkan, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı mutlaka önem verdiği hususları gerek kendine yakın parlamenterler gerekse doğrudan istişare ederek meclise aktarabiliyor, aktarıyor mutlaka. Ama meclis bağımsız çalışıyor. Ve meclis çalışıyor. Amerika'da meclis önemli bir güçtür. Bilir misiniz? Gittiğinizde Amerika Birleşik Devletleri'ni ziyarete, örneğin Amerikan Dışişleri Bakanı ile görüşürsünüz. Yani ben kendim açımdan söylüyorum. Daha yukarısıyla, yani başkanla bugüne kadar bir Kıbrıs'ı Türk lider görüşmedi. Ama Dışişleri Bakanı'yla görüştük birkaç defa. Üç Dışişleri Bakanı'yla da görüştüm arka arkaya gelen. Bu görüşmelerinizle yetinmezsiniz genelde Amerika Birleşik Devletleri'ne gittiğinizde. Tabii. Gidersiniz Senato'ya, gidersiniz Temsilciler Meclisi'ne. Grup liderleriyle görüşürsünüz. Dış ilişkiler komiteleri temsilcileriyle, liderleriyle daha doğrusu görüşürsünüz. Bazen tekli, bazen gruplar halinde görüşürsünüz. Çünkü orası önemlidir. Meclis, Senato ve Temsilciler Meclisi önemlidir. Her ikisiyle ilgili de, her ikisinde de görüşmeler yaparsınız. Bu bir ihtiyaçtır. Ve Amerika'ya giden herhangi bir lider mutlaka onlarla da görüşür. Çünkü orası ayrı bir güçtür. Ayrı bir organdır. Peki. Şimdi tabii ki siz sürekli dışarıdan bahsediyorsunuz. Hayır, yani bize gelince meclisin bir önemi yoktur. Ben içeriği biraz toparlamayı, yani onun için bir şeyler konuşmamız gerektiğini düşünüyorum. Çünkü ilk sözlerime başlarken de şunu söylemiştim. Siz bu ülkede hem bakanlık, hem başbakanlık, hem cumhurbaşkanlığı yapmış, şu anda cumhurbaşkanımızın dışında bir tek siz varsınız. Hem bakanlık, hem başbakanlık, hem cumhurbaşkanlığı yapmış tek kişi sizsiniz ve şu anda da aktif siyasetin içerisinde değilsiniz. O yüzden ben halkı sizin görüşlerinizle nasıl bilgilendirebiliriz içerisiyle ilgili? İşte tam da onu söylüyorum. Onları biraz daha irdelersek. Tabii, tam da onu söylüyorum. O yüzden bizim sistemimizde meclis çalışmıyor. Maalesef. Nedeni budur yani.
nedeni bulur. Bizim meclisimiz yürütmeden bağımsız hareket edemiyor. Ha, yürütme kötü olunca, yürütme kötü olunca meclis de doğal olarak kötü oluyor. Peki hükümet şimdi bakın ama olursak. Yürütme kötü olmasa meclis çalışır. Ben size söyleyeyim. 2004'ten 2005'e kadar ben başbakandım, evet, bir yıl boyunca. Başbakanlığım döneminde hem de başbakanlığımın en önemli kısmında azınlık hükümetinin başı sayılırdım. Çünkü Demokrat Parti'den iki milletvekili istifa edip istifa ettikleri için azınlığa düşmüştük mecliste. Ama ve hemen bir seçime daha gidildi. Ama hiçbir parti cesaret edip de, çünkü çok güçlüydük o dönemde, cesaret edip de güvensizlik önergesi vermedi ve meclis çalıştı. Bütçeyi yapamadık. 2 yıl bütçesiz idare ettik. Ama bunun dışında meclis en azından denetim açısından, hükümeti denetleme açısından çalıştı. Peki gelelim hükümete Sayın Cumhurbaşkanım. Şimdi bakın, buyurun. Daha sonraki dönemde de, yani 2005'te genel seçimler yapılıp Cumhuriyetçi Türk Partisi şeyinde büyük parti oluşu çerçevesinde kurulan hükümet döneminde de meclis çalıştı. Onlarca yasa yaptı. Çok ciddi yasalar yaptı. Çok önemli yasalar yaptı. Ve bu yasalar bugün hala daha bizim temelimizi, zeminimizi eğer birazcık da oluşturuyorsa bu yasalar oluşturuyor. Ha, hükümet iyiydi, yürütme iyiydi. Onun için mecliste iyi oldu. Hükümet bozulunca, şimdiki gibi ne yaptığını bilmez bir hükümet ortaya çıkınca, ne yaptığını bilmez bir meclis de çıktı ortaya. Peki, şimdi bundan çok doğal bir şey yok. Çok kısa bir ara vermemiz lazım şimdi. Çünkü artık ara reklam aralarına daha dikkat etmemiz lazım. Reklamların ardından hükümetimizle ilgili değerlendirmelerinizle devam edelim. Sevgili izleyiciler, mesajlarınız geliyor. Farkındayım ben de her zamanki Er Meydanı formatının biraz yumuşatılmış hali gibi oluyor. Bu ancak Sayın Cumhurbaşkanımızın vermiş olduğu bilgiler de çok önemliydi. Özellikle mal tazmin komisyonuyla ilgili, o komisyonun erozyona uğratılmasıyla ilgili. Ancak hiç merak etmeyiniz, reklamların ardından gerçek Er Meydanı formatına döneceğiz. Bizden ayrılmayın. Reklamların ardından yeniden birlikteyiz sevgili izleyiciler. Mesajlarınıza göz atıyordum. Sanıyorum bardakla ilgili sıkıntısı olan izleyicilerimiz var. Lütfen olmasın. Lütfen olmasın. Tabii ki tarafsızız, tabii ki dürüstüz. Ama hepimizin gönlünde bir takım vardır. Bugün biz sizleri biraz kızdırıyoruz. Yarın öbür gün siz bizi kızdırabilirsiniz. Şimdi bu bardağı buradan alıp da kaldırmak bana yakışmaz. Bu bardağı buraya koymuşken bu bardağı buradan kaldırmak bana yakışmaz. Bundan sonra koyup koymamakla ilgili düşünebilirim. Lütfen kızmayınız. Bu tür şeyler olabilir. Bugün böyle bir gündür. Günü gelir siz de bizlere yaparsınız. Mesaj yazarsınız. Bunları da değerlendiririz. Tepkinizi anlayabiliyorum. Bizim de çok canımızın yandığı günler olur. Sizin de olur. Bu bardağı buradan kaldırmak bana şu anda yakışmaz. Burada kalsın. Bizi öyle izlemeye devam ediniz. Onunla ilgili çok önemli bayağı da yüksek sayıda mesaj vardı. Onu söylemek istedim. Sayın Cumhurbaşkanımıza gelen mesajlar var. Onlarla devam edelim. Daha sonra olur, değerlendirmelerimize kaldığımız yerden dönelim. Sayın Talat, tekrar ülkenin başına geçmek için neyi bekliyor? Ülkemizin Talat gibi bir lidere ihtiyacı var. Teşekkür ederim. Neyi bekliyorsunuz teşekkür Sayın Cumhurbaşkanım? Ederim. Neyi bekliyorum diye bir şey yok. Daha fol yok, yumurta yok. Herkes yerli yerinde. İktidar yerinde, Cumhurbaşkanı yerinde. Herkes yerli yerinde. Seçim yok, bir şey yok. Tabii şu anda bir şey yok. Bugüne kadarki en kötü programınız demiş bir izleyicimiz. Memnuniyet duyarım bu tür mesajlarınızdan da. İnşallah fincandan ilgili değildir ama bu. Dediğim gibi programın başında birazcık formatın dışına çıktık. Ancak Sayın Cumhurbaşkanımızın vermiş olduğu mesajlar da önemliydi. Dediğim gibi yine bardakla ilgili, fincanla ilgili mesajlar var. Devam edelim.
programlarınızı severek ve beğenerek izliyoruz. Başarılarınızın devamını diliyoruz. Saygılar demiş. Çok teşekkür ediyoruz. Gördüğünüz gibi beğenen de var, beğenmeyen de var. Benim de istediğim budur zaten. Merhaba, çok başarılı bir program yapıyorsunuz. Başarılarınızın daim olmasını dileriz. Teşekkür ederiz. Sayın Talat bize lütfen söylesin. Neden bu faizlerle ilgili iktidar olduğu dönemde gereğini yapmadı? Demiş. Şimdi aslına bakarsanız faizler konusu gerçekten son derece önemli. Evet. Ama son derece de hassas. Çünkü biliyorsunuz yani bir şeyle oynarsanız başka şeyler de etkilenir. Bu finans konusu hele son derece önemlidir ve son derece hassas. Çünkü çok değişik başlar var tabii burada. Tabii çok değişik etkenler var. Evet. Siz bir tanesiyle oynarsanız başka şeyler gelişir. Yani örneğin faizi sınırlarsanız belki enflasyonu zapt edemezsiniz falan. Ama faizlerin kontrollü olabilmesini sağlayabilmek için bazı ekonomik tedbirler almak kural dışı olmaz. Mesela Türkiye bunu yapıyor biliyorsunuz. Ama Türkiye'nin elinde çok enstrüman var. Çünkü Merkez Bankası var, Merkez Bankası para basıyor, para tedavüle sürüyor, koyuyor. Bizim o fonksiyonlarımız yok. Dolayısıyla bizde faizlerle ilgili hakikaten çok yüksek. İnanılmaz derecede yüksek. İnsanlarımıza çok acı çektiriyor faizler. Can yakıyor. Can yakıyor. Ama gelin görün ki faizle oynamak son derece hassas bir konudur ve çok iyi hesaplanması gerekir. Bunu doğrudur. Değiştirmeyi... Şunu söyleyeyim, iktidarımız döneminde özellikle benim başbakan olduğum dönemde faizle ilgili ciddi şikayetler olmadı zaten. Çünkü o dönemde ekonomi daha iyiydi, insanların ödeme gücü daha yüksekti, insanlar ekonomik olarak oldukça daha iyi bir noktadaydılar. O nedenle de böyle talepler olmamıştı doğrusu. Ama şimdi bu işe ekonomik olarak el atmak gerektiğine ben de inanıyorum. Peki. Gelelim hükümete. Araya girmezden önce hükümetle ilgili değerlendirmelerle devam edeceğimizi söylemiştik. Şimdi biraz değindik o konulara da. Yani hükümet sizce tam anlamıyla çalışıyor mu diye bir soru sormayacağım size. Bu çünkü abes bir hükümet soru. Hükümet yok tabii doğru. Olur. Ancak hükümetin ne yapması gerekiyor diye bir soru sanırım uygun olabilir. Sizce şu anda hükümet ne yapmalıdır? Vallahi bence şimdi ben tabii muhalefet biliyorsunuz istifa edin erken seçime gidelim filan diyor. Onu muhalefet iktidar çekişmesi olarak bir yana bırakacak olursak. Benim söylemek istediğim konuyla ilgili şu. Bir kere Ulusal Birlik Partisi'nin kendi içindeki kavga beni hiç ilgilendirmez doğrusu. Ama gerçekten çok çirkin bir kavga devam ediyor ve o kadar çirkin ki bunun geri dönüşü de çok pek mümkün olmayacak. Çünkü kavga çok ileri boyutlara ulaştı, her alana kaydı ve her biri kendi taraftarlarını oluşturdu. Ha ben şunu demeyeceğim ama bu hükümet bunlardan vazgeçsin, kavgadan vazgeçsin de icraat yapsın. Yok yapamaz zaten. Zaten kusura bakmayın ben Ulusal Birlik Partisi'nin bu anlayışıyla, Ulusal Birlik Partisi anlayışıyla Kıbrıs Türk'üne yararlı işler yapabileceğine inanmıyorum. Yani bu hükümetin bu içindeki kavgayı aşıp sağlam bir hükümet haline gelmesi durumunda yapacağı icraatın hiç de yararlı olacağını düşünmüyorum. Doğru söyleyeyim size. Ben yapabileceğini çünkü, de düşünmüyorum. Yani siz biraz iyi niyetli davrandınız orada. Yapsa bile diyorum, bunun hayırımıza olacağını düşünmüyorum. Çünkü bu hükümet anlayışı kökten sakattır. Kökten yanlıştır. O yüzden bu hükümetten kurtulmaktır esas olan. Bu hükümetten kurtulmak, yani hükümetin ne yapacağı değil, bu hükümetten kurtulmaktır esas olan. Ha ben bu seçim, tabii seçimli olur ama erken seçim olsun filan, onu ben söyleyecek durumda değilim. Benim söyleyeceğim, bu hükümetten kurtulmadığımız sürece bu sıkıntıları yaşayacağız. Bunu söyleyebilirim. Peki, şimdi hükümetten kurtulmadığımız sürece bu sıkıntıları yaşayacağımızı söylüyorsunuz. Bu arada mesajlar da gelmeye devam ediyor. Çok teşekkür ediyoruz. Hükümetten kurtulmadığımız sürece bu sıkıntıları yaşayacağımızı söylüyorsunuz. Ancak sıkıntıları geçtik, acı yaşıyoruz şu anda Lefkoşa'da. Yani Lefkoşa'da şu anda acı var. Acıyı geçtim.
hayati tehlike boyutuna ulaşabilecek sıkıntılar yaşıyoruz. Pislik içerisinde bir başkent var şu anda. Yani ilan ediyorlar belediye meclisi toplanacak diye, toplanamıyor. Ama toplansa ne yazar, özür diğer dilerim. Taraftan, diğer taraftan bir belediye. Bunları hep bunları yani izleyicinin bilmesi için söylüyorum. Bakın. İzleyicilerimizin bunların da farkında olmasını bildiğim için tekrar ediyorum. Cemal Davutoğlu'nun istifa etmesini istiyor kendi partisi. Etmem diyor başkan. Etmezsen ihraç ederim diyor. Et de görelim diyor. Acıyı Lev Koşalı çekiyor burada. Diğer taraftan yüzlerce belediye çalışanı vardır. Büyük sıkıntılar yaşamakta o insanlar da şu anda. Yani hepsini bir kenara bırakabilsek, mahkemeye düşmüş kurultayı, Ulusal Birlik Partisi içindeki çatlağı, Bakanlar Kurulu'nun aldığı ama uygulamadığı, uygulayamadığı kararların hepsini bir kenara bıraksak, bu Lefkoşa için ne yapılmalıdır? Mehmet Ali Talat'ın Lefkoşa Türk Belediyesi'ndeki sorunun çözümü için önerisi nedir? Şimdi onu hemen söyleyeceğim de bir şey söyleyeyim. Yani farz et ki bu hükümet arasındaki çatlağı giderse, yani 2009'da iktidara geldiği gibi tek başına o şaşalı şekilde bir hale gelse ne yapacak ya? Ne yaptı 2009'dan itibaren? Hangi olumlu icraatı yaptı? Hangi olumlu adımı attı? Gerek Sayın Eroğlu hükümeti ya Eroğlu iktidara gelir gelmez önce hatırlayın kat sınırlamalarını kaldırdı. Girne'yi zaten beton yığınıydı. 5 beter hale getiren kararı aldı. Hemen arkasından hep beraber yaşadık. Arka arkaya aldığı kararlarla ülkeyi kaosa sürükledi. Kıbrıs Türk Hava Yolları'nı batırdı ya. Kim? Sayın Eroğlu, UBP hükümeti. Çünkü şimdi biliyorsunuz başbakanımıza yakın adamlar da onu söylüyor. Sayın Esenkürç'ün hiç suçu yoktur. Sayın Eroğlu batırdı. Aslında Eroğlu batırdı. Deniyor. Doğrudur. O doğrudur. O doğrudur. O doğrudur, o doğrudur. Tabii ki doğrudur. Sayın Eroğlu seçilebilmek uğruna Türkiye ile yaptığı anlaşmayı ifade etti, bozdu ve Kıbrıs Türk Hava Yolları'nı batırdı. Daha önce de bunu konuşmuştuk sizinle. Kıbrıs Türk Hava Yolları'nı batıran bir hükümet ya başka ülkede ayakta kalabilir mi? Eyvallah, kusura bakmayın, ben bu işi yapamadım der çeker gider. Yok. Arkasından ne oldu? Emeklilerden vergi, bunu İrsen Küçük döneminde yaptı. Onu yaptı, bunu yaptı. Hayırlı ne iş yaptı ki Ulusal Birlik Partisi hükümeti? Peki. Şimdi bunu bir tarafa bırakalım. Evet. Gelelim Lefkoşa'ya. Evet. Lefkoşa'nın batmasının sebebi nedir? Yine Ulusal Birlik Partisi zihniyeti değil mi ya? Lefkoşa'yı kim batırdı? Bak Cemal Bulutoğulları sinirlendirmeyin beni söylerim ha diyor. O artık blöf mü değil? Hayır mi, ama o da ne isterse olsun bu kadar çok istihdamı Lefkoşa Türk Belediyesi'ne yapan kimdir? Cemal Bulutoğlu. Cemal tek başına mı yaptı? Benim Hayır. gözümde Cemal Bulutoğulları çıkacak halkın karşısına ve diyecek ki bu istihdamları ben bundan dolayı yaptım. Evet, evet, pişmanım ya. Diyecek, istifa edecek. O Doğru. işçiler de onu kucaklayacak. Ama Doğru. böyle sizin az önce üzerinde durduğunuz gibi işte konuşurum ha söylerim. Yok hayır, yok ha. hayır söylesin. Söylemesi lazım. Tabii ki. Yani ya istifa etsin hayır, ya söylesin. Hayır, söylemesi lazım. Elbette ki söylemesi lazım. Aynen. Ha eğer bu söyledikleri blöfse o zaman o da ortaya çıksın. Aynen. Evet. Ama bir şey değişmiyor. Ulusal Birlik Partisi anlayışının elindeki Lefkoşa Türk Belediyesi batmış durumda. Peki sizin çözüm önerileriniz? Benim çözüm önerim derhal Lefkoşa Belediye Meclisi, Belediye Başkanı ve Belediye Meclisi yenilenmek durumundadır. Seçim diyorsunuz siz. Başka yol yok. Başka yol yok. Nasıl olacak? Yani tabii bunun sağlanabilmesi için hükümetin hükümetlik yapması lazım. Hükümet belediye seçimlerinin tekrarlanmasını sağlayabilir. Gerekirse yasal düzenleme yapar. Yapacaklarını söylediler. Niye yapmıyorlar daha? Ne bekliyorlar? İşte neyi bekliyorlar? Yani Lefkoşa'nın kokmasını değil, koleranın, dizanterinin mi başlamasını bekliyorlar Lefkoşa'da? Ne bekliyorlar yani? Lefkoşa'nın, başkentimizin eriyip çürümesini mi bekliyorlar? Peki. Şimdi Cumhurbaşkanlığı yani yapmış. Yani ben size bir şey söyleyeyim. Buyurun. Halkın oyuyla seçilmiş birisi, onun için kimse dokunamaz. Yok mu öyle bir şey? Halkın oyuyla seçilenin istediği her şeyi yapabilme gibi bir hakkı yoktur. Katılıyorum.
Yok böyle bir şey. Demokraside de yoktur. Kim demiş onu? Halkın oyuyla seçilmiş, onun için kimse dokunamazmış. Yok böyle bir şey. Hükümetin görevi daha üsttedir. Hükümet tabii ki yasamayı kullanarak gerekli düzenlemeleri yapmalıdır ve o yasal düzenlemeye göre de tedbirlerini almalıdır. Peki siz Cumhurbaşkanı olduğunuz dönemde çok eleştirmiştiniz, eleştirilmiştiniz ki ben de o döneminizi eleştirenlerden biriyim. İçeriye fazla karışmadığınız doğru. için. Şimdi Lefkoşa Türk Belediyesi'nde böyle bir sorun yaşanıyorken ve az önce de konuştuk, karar alamayan bir hükümet varken mevcutta, hem alamayan hem aldığını uygulayamayan, Cumhurbaşkanlığına düşen görev nedir burada Sayın Talat? İşte Cumhurbaşkanı da siyasi partinin iş işlerine karıştı. Dört ayağıyla seçimlerinin içine girdi, kurultayının içine girdi. İlle kendi adayını seçtirecek, böylece Ulusal Birlik Partisi'ni kontrol altında tutmaya devam edecek. Böylece hükümeti kontrol altında tutmak isteyecek. Bütün yaptığı bu entrikadır. Halbuki Cumhurbaşkanı'na düşen görev, gidecek Bakanlar Kurulu'nun başına, çünkü Bakanlar Kurulu'nu toplama yetkisi vardır. Bakanlar Kurulu'nun başına oturacak ve gerekli tedbirlerin alınmasını sağlayacak. Bakın size bir şey söyleyeyim. Buyurun. Sayın Eroğlu, Cumhurbaşkanlığı döneminde bir tek defa Lefkoşa Türk Belediyesi'nin geçmişteki, o geçen defaki sorunlarıyla ilgili Bakanlar Kurulu toplantısına başkanlık yaptı. Orada da mahsus mu yaptı, kışkırtmak için mi yaptı, ne için bilmiyorum. Grev yasağı. Bir grev yasağı koydurttu. Grev yasağı da çalışanların patlamasına yol açtı. Bir çeşit provokasyon oldu ve bu provokasyon Sayın Eroğlu'nun başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu tarafından yapıldı. Ondan sonra ne yaptı? Hiçbir şey yapmadı. Sadece Ulusal Birlik Partisi'nin iç işleriyle oynadı. Ulusal Birlik Partisi'ni istikrarsızlaştırdı ve Ulusal Birlik Partisi'ni bugün hükümet içinde görev yapamaz, iş yapamaz hale getirdi. Nedeni nedir bunun Sayın Cumhurbaşkanı? Ben bunu anlamakta zorlanıyorum. Yani 22 yıl başbakanlık, 21-22 yıl başbakanlık yapmış bir siyasi, bunun sonunda da kendi siyasi kariyerini Cumhurbaşkanlığı ile taçlandırmış bir siyasi, artık yaş olarak da siyasi kariyerinin sonuna gelmiş bir siyasi, neden sizce bu kadar müdahil oluyor bu tür olaylara? Kontrol altında tutmak istiyor her şeyi. Saltanatını sürdürmek istiyor. Anlattım size daha ilk başta. Uluslararası hukukun dışında kendi borusunun öttüğü bir rejim kurdu burada. O rejimin devam etmesini istiyor ya. Bu kadar basit. Nedeni bu. Çünkü kendine karşı birisi Ulusal Birlik Partisi'nin başına gelip başbakan olursa ne olur? Doğaldır ki saltanatı sona erer. Bunu istemiyor. Peki. Bir önemli bir SMS var burada. Ona bir bakalım. Sayın Talat diyor, seçim öncesi yasal değişiklikler için teknokratlardan oluşan bir kurucu meclis önerisine ne diyor? Biliyorsunuz Sayın Kudret Özersay'ın da böyle bir Böyle bir şey nasıl var? Olabilir? Yani Allah aşkına böyle olabilir bir şey mi? Size nasıl olabilir? Teknokratlardan meclis nasıl olur? Kim seçecek? Sayın Eroğlu mu seçsin yani? Kim? Eroğlu seçsin veya hükümet mi seçsin? Kim seçecek? Bence halk teknokratlardan seçecek. Oluşan meclis yerine teknokratlardan oluşan hükümet olsaydı. O bir tavsiye olabilir. O bir tavsiye evet. olabilir. Teknokratlardan oluşan bir hükümet bence mümkündür. Ben ona benzer, tam o anlama gelmese bile, bir hükümet kurmuştum 2004'te. Evet. Biliyorsunuz. Evet. Meclis dışından kurmuştum. O zaman bir sürü eleştiri almıştım ama bence doğruydu. Ben hala aynı kanaatteyim. O olabilir ama teknokratlardan meclis olmaz. Meclis olmaz. Peki şimdi gelelim en önemli konumuza sevgili izleyiciler. Nedir en önemli konumuz? Kıbrıs Türk halkının uyuşukluğu. Şimdi bu konu biliyorsunuz özellikle bu programın, Er Meydanı'nın önemli konularından biridir. Çünkü biz burada sürekli olarak halkı göreve çağırıyoruz. Her zaman olduğu gibi demokratik çerçevede haklarını kullanmasını istiyoruz. Gerekirse meydanlara, gerekirse sokaklara, gerekirse televizyonlara, medyaya bir etki oluşturmasını istiyoruz biz Kıbrıs Türk halkının. Ancak maalesef halkımız büyük bir uyuşukluk içerisinde ve henüz hiçbir adım atabilmiş değil. Sendika başkanlarıyla konuşuyor, görüşüyoruz. Onlar bile kendi aralarında toparlanabilmiş, toplanmış değil. Muhalefet partileri her gün birbiriyle kavga eder durumda. Özellikle
CTP, TDP, Sayın Çakıcı ile Sayın CTP yetkililerinin kavgası her gün medyada. Mecliste bir birliktelik yok. Çekilme konusunu, eğer vaktimiz kalırsa meclisten çekilme konusunu Sayın Cumhurbaşkanımıza soracağız. Ama esas konu Kıbrıs Türk halkının uyuşukluğu. Şimdi bunu sürekli olarak söylüyoruz. Sürekli olarak dile getirmeye çalışıyoruz. Ne oluyor bize sevgili izleyiciler? Ne oluyor? Yani eskiden bir denktaş vardı rahmetli. Ona her türlü şeyi söyleyebilirdi diye bu halk sokağa dökülürdü. Şimdi denktaş yok. Artık sokaklara inmek de yok. Demokratik yönden hak aramak da mı yok? Artık bizim halkta hiçbir şey yok. Belediye meclis üyeleri ve belediye çalışanları belediye binası önünde eylem yapıyor. 300 kişi, 400 kişi, 500 kişi. Çalışanı 1000 kişi zaten. Çalışanı zaten 1000 kişi. Nerede bu çalışanlar? Çalışanların aileleri nerede? Orada en az 3-4 bin kişi olması gerekirken. Cumhuriyetçi Türk Partisi protesto için bir yürüyüş yapıyor. Diğer partiler katılmıyor. Bir sendika onlara katılıyor, eleştiri alıyor neden katıldın diye. Yani bir birliktelik sergileyemiyor Kıbrıs Türk halkı. Bir birliktelik sergileyemiyor sendikalar, muhalefet partileri. Bizim tarihimizde en önemli dönüm noktalarından biri bildiğiniz gibi anlam planı dönemiydi. Ve o anlam planının ortaya çıkarmış olduğu lider şu anda yanımızda oturuyor, Sayın Mehmet Ali Talat. Şimdi Sayın Talat'la bunları konuşacağız. Neydi o gün halkı sokaklara döken, binlerce insanın işini gücünü bırakıp da meydanlara inmesini sağlayan, da bugün halkımız hiçbir tepki göstermemeye alışıyor. Hiçbir şey yapmıyoruz sevgili izleyiciler. Hiçbir şey. Yani bakanlıklar kavşağında Lefkoşa'da yaşananları protesto için oraya gidiyoruz. Bakıyoruz orada insan yok. Belediye binasının önüne gidiyoruz. Önemli protesto olacak diye. Oraya gidiyoruz. Orada yeterli ve gerekli sayıda insan yok. Bakın sendikalar bir araya gelip bir miting düzenleyemiyor bile. Çünkü fiyasko olmasından korkuyorlar. Bunlar çok önemli. Muhalefet partilerimiz hem kendi içlerinde sıkıntı yaşıyorlar, hem birbirleriyle sıkıntı yaşıyorlar, hem seçimi düşünüyorlar. Acıyı biz çekiyoruz. Burada büyük sıkıntı yaşıyor Kıbrıs Türk halkı. Ancak hiçbir tepki göstermiyor buna. Şimdi bunun nedenlerini de az önce dediğim gibi anlam planının yarattığı bir lider olan, döneminin yarattığı bir lider olan Sayın İkinci Cumhurbaşkanımız Mehmet Ali Talat'la değerlendirmeye çalışacağız. Sizlerin de katkılarını bekliyoruz. En önemli konumuz budur. Devamlı izleyicilerimiz bilir. Bunu Er Meydanı'nın en önemli konusu ne Kıbrıs konusu ne başka bir şeydir. Bizim en önemli konumuz Kıbrıs Türk halkının sesini çıkarmasıdır. Ve şimdi bu konuyla ilgili programımıza devam edeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanım, şimdi anlam planı döneminde doğru o zaman bir Kıbrıs konusu vardı ortada. Doğru bir Avrupa Birliği konusu vardı ortada. Ancak bunlar mıydı binlerce insanı meydanlara döken? Yoksa az önce yaptığım değerlendirmede dediğim gibi işte bir denktaş var, ona mı tepkiydi halkı sokağa döken? Bu halk o gün neden sokaktaydı, bugün neden sokakta değil? Şimdi bakın, o zaman bir umut vardı. Bir hedef vardı ve bu hedefin sonunda bir umut vardı. Kıbrıs sorunu, bunca yıl devam eden, 40 yıl devam eden Kıbrıs sorunu bitecek. Kıbrıs Türk'ü Avrupa Birliği'ne girecek. İlk defa uluslararası hukukla buluşacak ve dünyalı olacak. Hedef buydu. Binlerin sokaklara dökülmesinin sebebi buydu. İsterseniz bugüne bakalım. Bakalım. Bakın, sendikalar ilk eylemi yaptıklarında yine Ulusal Birlik Partisi hükümeti döneminde ilk eylemi yaptıklarında yine binlerce insan sokaklara döküldü. Evet. Hatırlar mısınız? Tabii, toplumsal varoluş mitingleri. Önemli bir döneme işte. Tabii, o bizim için. Hayır, çok... Hayır, ben şeyden bahsetmiyorum. 2004'ten bahsetmiyorum. 2002'den bahsetmiyorum. Benim bahsettiğim en son. Evet, 2010. Evet, 2010 Ocak, evet. 2010 tamam. Mart toplumsal varoluş mitingleri. Tamam. 28 Ocak, büyük, 2 Mart. Çok büyük eylemler oldu. Çok güçlü eylemler oldu. Sonra ne oldu? Hiçbir şey. Yavaş yavaş çöktü. Yavaş yavaş diye bir anda çöktü. Tamam. Niye çöktü? Çünkü insanlar gördü ki artık ümit yok. Artık bir şey olmayacak. Ve üstelik o eylemlerin içerisinde bir de ittifak
geçmişte yani Annan Planı döneminde ittifak içinde bulunduğumuz Türkiye'ye de Türkiye ile de ilişkiler bozuldu. En kötü dönemine unutmayın, gelmiş. Unutmayın. Tabii. 2002'de Türkiye ile çok yakın dirsek teması içinde bir ittifak içindeydik. Tabii. Türk hükümetiyle, Türk ileri gelenleriyle, aydınlarıyla Kıbrıslı Türkler ittifak içindeydi. O ümit, o beklenti, o Türkiye'nin de desteği, o işbirliği, emeğin, sermayenin işbirliği, ticaret odasının, sendikaların işbirliği Kıbrıs Türk'ünü yıldızlaştırdı. Halbuki bugüne geldiğimizde dediğim gibi o ilk büyük mitinglerden sonra bazı hayal kırıklıkları ortaya çıktı. Türkiye ile kavga çıktı. Besleme krizi biliyorsun, çıktı. Besleme tabii. krizi çıktı. İnsanlar birdenbire şok oldu. Kimsenin beklemediği bir şeydi bu. Türkiye Başbakanı'nın ki o güne kadar çok seviliyordu, o Türkiye Başbakanı Kıbrıslı Türklere veya bir kısım insana besleme dedi. Yani biz besliyoruz sizi dedi. Bir anlamda sadece onlara söyledi bunu ama aslında bütün Kıbrıs Türk'ünü biz besliyoruz demeye getirdi veya öyle anlaşıldı. Dolayısıyla insanlar büyük bir hayal kırıklığı yaşadı. Ve arkasından Kıbrıs sorunundaki kötüleşme, her şeyin berbat olması, hükümetin arka arkaya aldığı kararlarla insanlarımızı fakirleştirmesi umutları iyice kırdı. Peki. Bugün ümit yoktur. Peki. Bugün İnsanların umutları kırmıştır. Bozukluğu. Bugün umutları kırmıştır. Kabul ediyorum ben de tamam. bunu. Ancak yaşanan acı var Sayın Cumhurbaşkanım. Bugün memlekette yani neresinden tutsak elimizde kalıyor. O eylemlerin... Bir kamu hizmeti komisyonunda yaşananlar, öğretmenlerle ilgili atamalar, belediyede yaşananlar, haksız istihdamlar, mahkemeye düşen kurultaylar, başbakanla cumhurbaşkanı arasında artık kavgaya, mahkemelere düşen olaylar var. Bugün bu ülkede kabul ediyorum. O zaman bir umut vardı. İşte umutsuzluk. Şimdi bir umutsuzluk vardır. Evet. Ama o ne olacak? İnsanlar yani bu... sokağa çıkamıyor. Çıkmıyor. Bakın, yani burada herkesin hatası var. Bakmayın, siz de söylediniz aslında. Yani işbirliği yapamayan sendikalar dediniz evet, mesela. Evet. Evet. Örneğin bir sendikamız çıkıyor geçenlerde. Hangisi olduğunu söylemeyeceğim, o kendisini bilir. Çok üzdü beni doğrusu. Dedi ki kamu hizmeti komisyonu her dönemde dedi iktidarların borazanı oldu, çiftliği oldu. Yalan. Benim dönemimde kamu hizmeti komisyonu ve benden sonra da benim cumhurbaşkanlığı dönemimde kamu hizmeti komisyonu ta ki Sayın Eroğlu bir atama yapıncaya kadar tarafsız, gerçekten herkesin takdir ettiği bir kurumdu ya. Hatırlamaz mısınız? Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı bile kendi sınavlarını Kamu Hizmeti Komisyonu'na yaptırdı ya, o yazılı sınavlarını. Çok önemli bir şey bu. Çok önemli bir şey. Artık marka olduydu şey. Ve sendika başkanımız çıkıyor, her dönemde diyor çiftlik oldu. Yalan. O zaman marka olduydu. Yani, şimdi ne oldu acaba? Şimdi de rezillik. Yani bakın, konu şudur. Sezar'ın hakkını Sezar'a vermeyi öğreneceğiz. Kıbrıs Türk halkında başka bir eğilim daha var. Bütün siyasiler aynıdır. Hayır soracaktım canım. Onu da. Size. Hayır canım, bütün siyasiler aynı değildir. Herkes lütfen kıyaslasın. Bugünü kıyaslasın, 2010'u kıyaslasın. Bugünü kıyaslasın, 2007'yi, 6'yı, 5'i kıyaslasın. Lütfen. Yahu Allah aşkına %12-13 büyürken biz insanımıza, yani şeyimiz, ekonomimiz %12-13 yılda büyürken biz insanımıza %12-13 artış vermedik mi? Yani Allah aşkına kamu görevlileri ellerini vicdanlarına koysunlar. Ulusal Birlik Partisi hükümetleri ile Cumhuriyetçi Türk Partisi hükümetleri ne zamandan beri aynı oldu ya? Allah aşkına, yani ben şimdi Cumhurbaşkanı oldum 2005'te ama 2005'ten 2010'a kadar olan, 2009'a kadar olan dönemde de Cumhuriyetçi Türk Partisi hükümetleri bunu mu yaptı yani çalışanlara? Tabii onlar da başka şeyler yaptılar. Ne yaptı? Kabul ne ediyor. Hayır, ne yaptı? Kabul ediyorlar onlar da hatalarını. Yani mesela çok kolay bırakıp gittikleri söyleniyor Sayın Cumhurbaşkanı. Bak şimdi durum değişiyor. Git başkaları gelsin diyen onlardı. Seçimlerde de takındıkları tavır belli. Ulusal Birlik Partisi'ni tek başına iktidara getirdiler.
Peki programın sonunda Cumhuriyetçi Türk Partisi'ni değerlendireceğiz. Yani kısacası sizin o gün halkın ortaya dökülmesi ama bugün dökülmemesine vereceğiniz cevap umut vardı, evet. Şimdi umut yoktur diyorsunuz. Daha ileri bir şey söyleyeyim ben Buyurun. Size. Bugün esnafı hiç ziyaret ettiniz mi? Her gün. Esnafın nasıl ağladığını farkında mısınız? Çok iyi biliyorum. Bir siftah yapmadığını söyleyen insanlar, çok iyi biliyorum. Hem de küçük 10 liralık, 15-20 liralık eşya satan ve bir siftah yapmayan insanlar vardır bugün esnaf arasında. Nedendir bilir misiniz? İki nedeni var. Buyurun. Birincisi, insanımızın ekonomik durumunun zayıflaması. Bundan dolayı elzem ihtiyaçlarının dışındaki ihtiyaçlarına harcama yapamaması. Bir bu. Ama bundan da önemlisi moral bozukluğudur bilir misiniz? Moral bozukluğu. Morali bozuk olan bir adam psikolojik etkenler. Gidip üzerine bir elbise mi alır ya, bir takım mı alır veya bir bayan bir elbise mi alır? Bir kravat mı alırsın sen moralinin bozuk olduğu zamanda? Ben almam şahsen. Eve gidip kapanın. Eve gider kapanırım. Aynen. Ya da başka şey yapmaya çalışırım. Yani olamaz böyle bir şey. Ve insanlarımızın geziyorum, gidiyorum esnafa. Çünkü bana göre ekonominin gelişmiş olup olmadığının veya gelişmekte olup olmadığının, ümit var olup olmadığının göstergesi esnaftır. Esnafa bakıyorum, esnaf perişandır. Kan ağlıyor. Kan ağlıyor. Kan ağlıyor. Evet. Sevgili izleyiciler, Sayın Cumhurbaşkanımızla Kıbrıs Türk halkının uyuşukluğu konusunu bir kez daha değerlendirdik. Sayın Cumhurbaşkanımız o dönemde bir umut vardı, şimdi umut yok diyor. Haklı da olabilir, ancak ben yine de umut yoksa bile umudu yaratmamız gerektiğini hatırlayınız. O dönemlerde de bir Sayın Talat yoktu. Sadece bir bakandı o dönemlerde ama bir lider olarak çıktı. Bugün yine bunu üstlenebilecek siyasilerimiz vardır. Yoksa bile eğer o siyasilerimiz halk kendi içerisinden bunları yaratmalıdır. Çözüm önerilerini ortaya koymalıdır. Lefkoşa Türk Belediyesi'nde olan yaşanan olaylarda olduğu gibi haklı davalara desteğini vermelidir. Ben Kıbrıs Türk halkına her zaman her konuda çok güvendiğimi söylüyorum. Bu konuda da gereğini artık yapması gerektiğini düşünüyorum. Çok önceleri yapmış olduğum bir programda bu yılanın dokunmasından bahsetmiştim. Dikkatli izleyicilerimiz bunu hatırlayacaktır. Beklemeyin yılan gelip size dokunsun. Yani bugün eğer belediyede çalışmıyorsanız siz kendinizi şanslı görmeyiniz yani. O insanların yerine siz de olabilirdiniz bugün. Veyahut da ailenizden birisi bugün kötü durumda değilse eğer kendinizi şanslı görmeyiniz. Çünkü yarın öbür gün siz de bu durumda olabilirsiniz. Tamam, çok karamsar bir tablo çizmek istemiyorum ben ülkemiz için. Ama ortada gerçekler vardır. Gerçeklerin üzerinden konuşuyorum ben. Ben ne diyorum? Meclis çalışamıyor diyorum bugün. Bu doğru mu? Doğru. İktidar partisi, Ulusal Birlik Partisi ikiye bölünmüştür diyorum. Çatlamıştır ortadan diyorum. Bu doğru mu? Doğru. Cumhurbaşkanı ve başbakan arasında büyük bir kavga var. Eşler mahkemeleşmiştir artık diyorum. Doğru mu bu? Doğru. Ülkenin gündemini meşgul eden kurultay mahkemelere düşmüştür diyorum. Doğru mu bu? Doğru. Cumhuriyetçi Türk Partisi ile TDP arasında, Sayın Çakıcı arasında kavga var diyorum. Her gün tartışıyorlar diyorum. Doğru mu bu? Doğru. Sendikacılar her gün toplantı yapıyorlar. Bir araya gelip bir miting bile düzenleyemiyorlar. Bu doğru mu? Doğru. Gerçekleri ortaya koyuyorum. Ben bunları uydurmuyorum. Hepimizin gördüğü, bildiği gerçekleri alıyorum. Burada ekranların karşısında sizlerle birlikte değerlendirmeye çalışıyorum. Ama bunu hepimizin yapması gerekir. Herkesin bu değerlendirmeleri yapıp demokratik çerçevede sesini çıkarması gerekir. Bu yılanın dokunma hikayesini bir düşününüz. Yarın öbür gün hepimiz için geç olabilir. Çok kısa bir ara vereceğiz şimdi. Aranın ardından sizden gelen mesajlar ve Sayın 2. Cumhurbaşkanımızla Cumhuriyetçi Türk Partisi'ni değerlendireceğiz. Yeniden karşınızdayız sevgili izleyiciler. 2. Cumhurbaşkanımız Sayın Mehmet Ali Talat ile olan sohbetimize devam ediyoruz. Hiç vakit kaybetmeden hemen mesajlarınıza dönüyoruz. Biliyorum merak ediyorsunuz sürprizin ne olduğunu. Programın sonunda onu açıklayacağız. Mustafa'm, Sayın Talat'a lütfen sorar mısın? Cumhuriyetçi Türk Partisi'ne geri dönüp kurultayda aday olmayı düşünür mü? Hayır, onu söyledim. Düşünmüyorsunuz. Peki. Burada oldukça uzun bir liste var. Bu listeden de hızlı hızlı okuyalım bunu. Lütfen bunu Sayın Mehmet Ali Talat'a hatırlatır mısınız?
diyor. KDV'yi kim getirdi? İTEM yasasını kim çıkardı? Faizleri kim serbest hale getirdi? Faili meçhul cinayetleri kim çözemedi? Bizim memleketimize bağlayacak yasaları çıkaramadı. Hiçbir talimata geçit vermedi mi? Anayasanın geçinci 10. maddesini kaldırdı mı? Sivilleşme yönünde sayısız yasalar çıkarttı mı? Neyse, başka soru. Ama önemli. Nesine cevap vereyim bu sorunun? Peki, bu maksatlı cevap, bir soru biliyorsunuz. Yani cevap, şimdi hayır maksatlı özür, maksatlı hayır 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 bunu... maksatlı soru. Niye maksatlı soru? Çünkü bu kadar çok soruya bir bir benim cevap veremeyeceğimi biliyor. Maksadı şudur. İşte bu yasayı yaptın mı? Bu yasayı yaptın mı diye soruyor. Nedir o faizin serbest bırakılması yasası? Allah aşkına, CTP'nin hükümette olduğu, hükümetin küçük ortağı olduğu bir dönemin sorumluluğunu bana mı yüklüyor yani? Özür dilerim. Yani onun için maksatlı diyorum size. Anladım. Doğru, ama o günün şartlarını da bir düşünsünler bakayım. O günün şartlarında bankalar borç alan insanlarla anlaşma yaparlardı. Ve anlaşmaya göre aldığı paranın 3 mislini almış gibi yazarlardı. Sırf faizi yüksek tutamazlar diye insanları bu yolla dolandırırlardı. Para almak zorunda olan insan da ne yapsın zavallı, bunu imzalardı. Ben hafiye olarak polis, hükümet hafiye gibi bu bankaların peşine düşüp vatandaşla yaptığı anlaşmaların aslında o olmadığını nasıl ortaya çıkarabilirdi? Üstelik de hükümetin küçük ortağı, üstelik de hükümetin küçük ortağından öte maliye ile ilgili hiçbir bakanlığı da elinde tutmayan bir hükümetteydik. Yani peki, bunu sorarsa bir insan, burada sağlıklı bir, iyi bir niyet olduğunu söyleyemem. Bu bir. İkincisi, İTEM yasası. Ne demek İTEM yasası? İTEM yasası 1976'da çıktı yahu veya 78'de. Ha neymiş? Bir değişiklik yapmış CTP'nin de hükümet ortağı olduğu dönemde İTEM yasasında hükümet. O yüzden mülkiyet rejiminin böylesine berbat olmasının sebebi CTP. Ne alakası var ya? İTEM yasası ne zaman çıktı? 1980'lerde çıkmadı mı? 83'te? Hayır, ondan önce çıktı galiba. Yılını hatırlamıyorum. Yani CTP daha muhalefette küçük bir partiyken çıktı. Peki. Bu soruyu nasıl böyle çevirip de sorabiliyor? Devam. Ve devam. Daha bir sürüsü. Geçici 10. maddeyi kaldırabildik mi? Geçici 10. maddeyi kaldırmak için anayasayı 3/2 çoğunlukla değiştirmek gerekmez mi? CTP ne zaman 3/2 çoğunluk oldu mecliste? Allah aşkına, yani sen bana nasıl maksatlı değil dersin? İşte maksatlı, açık hayır, ve net. Hayır, bunlar... Neyse, boş verin. Yani bu soruya bu kadar cevap veriyorum. Başka peki, gerekmez. Peki. Dostum, programın çok güzel. Eline diline sağlık. Sayın Talat'tan Allah razı olsun. Çünkü gerçek Kıbrıslıdır. Önce Kıbrıslı Türk, sonra Türktür. Sağlıklı olan da budur. Eğer ayrı bir devletse KKTC'nin kuruluşunu menfaat dağıtarak siyaset yap, KKTC'nin kurtuluşu menfaat dağıtarak siyaset yapılmamasından geçer. Çünkü birine haksız menfaat sağlamak halkın hakkını yemektir. Halkı esas alan ve halk için siyaset yapmayı öğrenirsek ve adaleti esas alırsak hayır ederiz. İnşallah demiş. Sonunda da bu kadar yazdı. Sonunda da inşallah. Yani bunları yapsak da inşallah, aman inşallah kalacak. Bu taraftaki mesajlarımıza dönelim. Cumhurbaşkanlığında kaç nikah kıyıldı? Kimin zamanında kıyıldı? Her gelen bir öncekini aradır. CTP'yi kim taşıdı? Demiş Bahadır isminde bir izleyicimiz. Nikah ne? Anlamadım. Ne demek istediğini. Neyse. Cemal Başkan'ın iş adamı iken memleketimizin 3 büyük partisine verdiği 500'er milyarı Sayın Talat CTP Başkanı idi. Niye kendi partisindeyken bu parayı aldı? 500 milyar? Benim haberim yok. Haberiniz yok. Hayır, haberim yok yani o... 500 milyardan haberiniz yok, yoksa paradan haberiniz yok. 500 milyar ne demek yani? Burada izleyicimizin yazdığı 3 büyük partisine 5'er 100 milyar. Doğru değil, doğru değil. Peki rakam doğru değil ama bağış doğru mudur? Ya ben ayrıntısını bilemem ama mutlaka Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin piyango bileti çıkardığı dönemde Cemal'a da, Cemal Bulutoğulları'na da bir iş adamı olarak mutlaka götürülmüştür ve satın almıştır. Peki. Ama rakamı ben nereden bileyim şimdi? Zaten 500'er milyar zor yani. 500'er yani, milyar tabii, bence uçuk de bir rakam. Kıbrıs Türk halkı bu yönetime layık mı? Bunları biz seçmedik.
Sayın Başkan kendi çıkarını düşünen zavallılar seçti. Yazı Talat gibi bir lideri bu halk göremedi. Sevgili izleyicimize bunu söylemek istiyorum ben. Şimdi hep bu örneği verdim. Hep de bu örneği vermeye de devam edeceğim. Göresiniz ne yaptığımızı. Bizim halkın ne yaptığını görelim diye hep bu örneği vereceğim. Sözlerin başında, programın başında Sayın Cumhurbaşkanımız Talat da söyledi. 2009 seçimlerine giderken Ulusal Birlik Partisi lideri Sayın Erol'un verdiği sözleri hatırlıyor muyuz? Attığı imzaları hatırlıyor muyuz? Bir seçim önceden bahsediyorum. Ondan sonra seçim olmadı zaten, genel seçim. Bunları hatırlıyor muyuz? Hatırlıyoruz. Hiçbir şeye dokunmayacaktı, Eşel Mobil'e dokunmayacaktı, grev hakkına saygı göstereceğiydi falan filan, bir sürü şey vardı. Ne oldu ama sonra? O yazdıklarını, imzaladıklarını, vaat ettiklerini yerine getirmeyen Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, işte bu halk %50'nin üzerinde bir oyla saraya gönderdi. Bunu biz yaptık. Halk yaptı bunu. Siz şimdi diyebilirsiniz ya da ben şimdi diyebilirim. Ne yapayım, ben oy vermediydim kendine. Sen vermedin ama yarıdan fazlası verdi bu memleketin. Bak ha, örnektir bu bize. Bu bize örnektir. Vaat verdi bize siyasiler. Dedi ki ona dokunmayacağım, buna dokunmayacağım. İnanmadı. Bizim sendikacılar açık gözdür, bilirsiniz. İnanmayık dedi, imzala dediler. İmzalattılar da. Bir sene sonra ne oldu? Çamaşır makinesi görevi gördü. Cumhurbaşkanlığı seçimleri. Ve Cumhurbaşkanı Sayın Erol'u saraya taşıdı. Bu bizim için çok önemli bir örnektir. Bu örneği de her zaman vereceğim. İşte gözünüzü açık tutarsınız da bundan sonraki seçimlerde bu tür oyunlara gelmeyelim hepimizin diye. Bunlar bizim için önemlidir çok. Yani işte vaadi verdilerdi bize. Biz de inandıydık. Ne yapalım, bir siyasetçi de imza da atarsa da arkasında durmaz. İşte ne yapmamız gerektiğini az önceki değerlendirmede söyledim size. Artık demokratik çerçevede sokaklara inmemiz, televizyonlarda olmamız, gazetelerde, medyada sesimizi çıkarmamız lazımdır bir şekilde. Bizim yapmamız gereken budur. Eroğlu sizi de alaydı bir daireye, siz çok mu konuşup yorum yapacaktınız? Tam üstüne geldi bu. Tam üstüne geldi bu. Eroğlu sizi de alaydı bir daireye, siz çok mu konuşup yorum yapacaktınız? Beni değil Eroğlu bir daireye. Benim altındaki evi alsalar ben gene bildiğimi söylerim. Sen beni tanıman herhalde arkadaşım. Sen herhalde beni tanıman. Tanısan bunu söylemezdin. Beni bir daireye alsaydı, bir kere benim bir dairede çalışmak gibi bir hayalim yok yani, kusura bakma. Ama eğer başka istediklerimi bana verselerdi, yani bir şey isteseydim kendilerinden de bana verselerdi, böyle mi yorum yapacaktım? Beni tanısaydın bunları söylemezdin. Ama cevap veriyorum. Evet, gene bildiğim doğruları söylerdim. Soruya cevap, değerlendirmesiz. Evet, birkaç mesajımız daha var. Onlara da eğer vaktimiz kalırsa programın sonunda döneceğiz. Gelelim Cumhuriyetçi Türk Partisi'ne. Şimdi Cumhuriyetçi Türk Partisi'nde öncelikle Cumhuriyetçi Türk Partisi ile ilgileniyor musunuz Sayın Talat? Tabii ki, yani bütün partilerle ilgili. Yani neler oluyor, ama neler bitiyor, bu MYK'daki kan değişikliği neydi, nedir bunlarla ilgili? Hayır, onlar benim konum değil. Benim konum değil. Ben politikalarıyla ilgilenirim, doğru. Görüşlerimi söylerim. Ama kimi nereye getirdiler, kim seçildi, kim seçilmedi, orası beni ilgilendirmez. Gerçekten ilgilendirmez. Yani ben örneğin falan MYK'ya girsin, filan girmesin gibi bir şey hiç söylemedim. Ve arkadaşlar da alıştılar, sağ olsunlar, benimle böyle bir konu konuşmazlar. Ben ama politikalarla ilgili görüşlerimi söylerim. Bazen telefon açarım parti başkanına, ona söylerim. Bazen onlar beni arar, fikrimi alır, onlara söylerim. Yani sadece parti başkanı değil, başka arkadaşlar da arar. Ama bunun dışında doğrudan iç işlerine ben Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin karışmam. Çünkü şudur, içinde olmazsanız bir şey gibi, böyle dışarıdan müdahale eden bir kişi olarak görülmek, işte Sayın Erol'un yaptığıyla aynı olur. Ben bunu yapamam, yanlıştır. Peki, bu. Bundan o zaman ben giderim o partinin başına, o siz zaman yaparsınız. Yaparım. Evet. Bundan 3 ay önce sizi konuk ettiğimde Sayın Cumhurbaşkanım, o zaman da bu anket
çok gündemdeydi. Hatırlıyorsunuz Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin yaptırmış olduğu ankette Ulusal Birlik Partisi birinci çıkmıştı o ankette de. Ve o dönemde ben sizi konuk etmiştim ve size bunun nedenlerini sorduğumda bana demiştiniz ki herhalde gerekli iç muhasebelerini yapıyorlardır ve gerekli dersleri çıkarıyorlardır. 3 ay geçti üzerinden. Sizce bu muhasebeyi yapıp gerekli dersler çıkarılmış mı şu anda? Bilemem. Bilemem Mustafa, gerçekten. Yani siyasetle ilgilenen biri olarak Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin olması gereken şimdi burası mıdır sizce? Şimdi tabii konuşudur. Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin benim dışarıdan gözlemlediğim kadarıyla bir kıpırdanması var. Yani yeterli midir? Bütün bu olanlar, siz biraz önce söylediniz zaten, bütün bu olanlar, yani ülkede olanlar artık insanların sokağa çıkmasını gerekli kılıyor. Cumhuriyetçi Türk Partisi'ni de sokakta görmeye başladık. Bu önemli bir gelişmedir ve olumlu bir gelişmedir. Benim en baştan beri tavsiyem bana sorduklarında buydu. Sokağa çıkın. Demokratik çerçevelerde. Çünkü belirleyici olan sokaktır. Yani demeç muhalefeti artık geçerli değil. Artı bir de bölünmeye de yol açar o. Tabii, yani ne kadar demeç vereceksiniz? Aynı şeyi tekrarlayacaksınız veya başka yeni bir şeyler bulup ifade edeceksiniz. Ama tabii ki demeç de vereceksiniz. Vermeyecek değilsiniz. Ama esas olarak sokakta olacaksınız. Böyle bir gelişme ben görüyorum ve ya bu olumlu bir gelişmedir diye düşünüyorum. Peki Sayın Ferdi Sabit Soya'dan bir mesajımız var. Kendisine dün bir soru sormuştum. Cevabı bugün geldi. Kendisine sorduğum soru şuydu. Programın başında da konuşmuştuk sevgili izleyiciler. Programın başını kaçıranlar için onu tekrar edelim. Devlette çift başlılık konusu. Türkiye'de de şimdi oldukça gündemde, biliyorsunuz Cumhurbaşkanı ile Başbakan arasında sürtüşme yaşanması bu parlamenter sistemde. Bizim ülkemizde de çok vardır. Fazla uzağa gitmeyelim, şimdi de vardır. Hatta şimdiki belki de en sertidir. Sayın Denktaş, Sayın Eroğlu çatışmasından sonra şimdi yaşanan belki de en sertidir. Ben Sayın Ferdi Sabit Soyer'e dün sormuştum. Demiştim ki kendisine, siz başbakan, Sayın Mehmet Ali Tarak'la Cumhurbaşkanı iken aranızda sorunlar yaşandı mıydı diye cevabı geldi. Onu sizlerle paylaşalım. Mustafa, Cumhurbaşkanı Talat'la ben sağlıklı bir ilişki içerisinde oldum. Fakat eğilimlerimiz, bakışımızda da ilişki içerisinde oldum. Farklı eğilimlerimiz, bakışımız da oldu. Ama ortak noktayı hep öne aldık demiş. Cumhuriyetçi Türk Partisi milletvekili, o dönemin başbakanı Sayın Ferdi Sabit Soyer ve devam etmiş. Farklılıklarımızı dostça, bilimsel olarak konuştuk ama ortak noktamız şu oldu. Hepimiz halkın hizmetkarıyız. Bu hep en önde oldu demiş. O dönemin başbakanı ve o dönemin Cumhurbaşkanı'na karşı Sayın Ferdi Sabit Soyer'in açıklaması bu yöndeydi. Sevgili izleyiciler, yavaş yavaş programı toparlamak durumundayız. Şimdi ancak programı toparlamazdan önce size bu söz verdiğimiz sürpriz konusu var. Neydi bu sürpriz? Bunu şimdi sizlerle paylaşalım. Bildiğiniz gibi Er Meydanı programı genelde bir konuk alarak devam ediyor yayın hayatına. Her salı akşamı saat 20.30'da sizlerin karşısında oluyoruz. Bazı dönemlerde sizlerle sadece konuksuz, sadece sizlerle birlikte yapmış olduğum programlar vardır. Sizlerden gelen mesajlarla yapmış olduğum programlar vardır ve bununla ilgili de aşırı bir talep vardı. Hem bana hem kanalın üst yönetimine ve ben de size uygun bir zaman bulunabilirse eğer bu tür programları yapmaya başlayacağımızı söylemiştim. Artık o tür programlara başlıyoruz. Bundan sonra salı akşamları saat 20.30'da Er Meydanı'yla, cuma saat 16.30'da da tek başıma sizlerin katkısıyla yapacağım programlarla sizlerin karşısında olacağım. 16 Kasım 2012 tarihinden itibaren 16 Kasım saat 16.30'da sizlerin karşısında olacağım. Programın ismini hemen hemen belirledim ama daha kesin bir şey yok. Sizlerin de eğer katkıları olursa onları da değerlendiririz. Güzel, çarpıcı bir isim olursa eğer onu da kullanabiliriz. O program Er Meydanı'ndan tamamen bağımsız bir şekilde devam edecek. Er Meydanı da o programdan tamamen bağımsız bir şekilde devam edecek. Ortak noktaları tek ben olacağım. İkisinde de, Er Meydanı'nda da ben olacağım, diğerinde de ben olacağım ama programlar birbirinden tamamen bağımsız olacak. Dediğim gibi 16 Kasım saat 16.30'da sizlerin karşısında olacağız.
Konuk yok, telefon bağlantısı yok, hiçbir şey yok. Gazete de yok, gazete okuma da yok, hiçbir şey yok. Ben ve siz. Siz yazacaksınız, ben okuyacağım buradan. Gerekli değerlendirmeleri hep birlikte yapacağız. Onun dışında bir sürprizimiz daha var. O da şu, sanıyorum 23 Kasım. Sanıyorum 23 Kasım'da Allah'ın izniyle Londra'da olacağım. Oradaki yurttaşlarımızla buluşacağım orada. 23 Kasım'daki yayınımızı da Londra stüdyolarından yapacağım. Onu da izlemenizi sizlerden rica ediyorum. Her türlü eleştirilerinizi, her türlü önerilerinizi yapmanızı da bekliyorum sizden. Gösterdiğiniz ilgiye de çok teşekkür ediyorum. Okuyamadığımız mesajlar varsa eğer, onlar için de sizden özür diliyorum. Ve son bir soruyla artık bu akşamki Er Meydanı'nı da kapatıyoruz. Son sorum Sayın Cumhurbaşkanım, KKTC ile ilgili. KKTC. Çok fazla değerlendirmede bulunacak değilim bu konuyla ilgili. Ama yaşananlar ortada, gelinen süreç ortada, halkın umutsuzluğu sizin dediğiniz gibi ortada, siyasal partilerin, Cumhurbaşkanının, Başbakanın, sendikaların durumu ortada. Her şey ortada. Fazla değerlendirmeye girmeden çok açık ve net sormak istiyorum. Sizce artık KKTC denilen olgu iflas etmiş midir? En büyük sıkıntı zaten bu. Yani Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti başlangıçtan beri insanımıza yetmiyordu. Çünkü Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yurttaşı olan bir insan bu yurttaşlıkla yetinemiyordu. Yurt dışına gideceğinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti pasaportu ona yetmiyordu. Ya Türkiye Cumhuriyeti pasaportu da alıyordu ya da bunun yanına bir de Kıbrıs Cumhuriyeti pasaportu koyuyordu. Ve sadece bu da değil, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bayrağı da yetmiyordu kendisine. Örneğin uluslararası bir yarışmaya gittiğinde, katıldığında veya bir konferansa katılacağında önüne Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bayrağı koyması yasaktı. O yüzden Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti insanımıza yetmiyordu. Bugün maalesef Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti dolu dizgin bir çöküntüye doğru gidiyor. Benim en büyük korkum daha, budur. Daha gidiyor. En büyük sıkıntım budur. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve yani kısacası Kıbrıs Türk halkı eğer dağılma sürecine girerse bunun nedeni işte bu süreçlerdir. Kıbrıs sorunu o nedenle önemlidir. Sen önem verdiğini söyledin ama programın akışı içinde gündem değildir. Halkın en büyük ilgisi bu noktaya değildir dedin. Bu da doğru. Kim ama aslında olsun? Hayır Kıbrıs sorunu. Evet. Ama aslında halkımızın bugün yaşadığı bütün açmazların sebebi Kıbrıs sorunu. Zaten ben kendi yapmış olduğum değerlendirmelerde de halkımıza şunu söylüyorum. Hükümette yaşanan sıkıntı, Lefkoşa Türk Belediyesi'nde yaşanan sıkıntı, mecliste yaşanan sıkıntı, bu sıkıntılar sevgili izleyiciler genelin içinde bir özeldir. Tabii. Hep aynı şeyi söylüyorum. Bu sistem tıkanmıştır. Bu çark artık dönmüyor. Yani zorluyoruz dönmüyor. Yani düşünün, çok basit bir şey. Bakanlar Kurulu toplantısı yapılıyor. Çıkıyor Bakanlar Kurulu'ndan. Sayın Bakanımız Sözcü Sayın Nazım Çavuşoğlu elinde kağıtla açıklamalar yapıyor. Biliyoruz biz o açıklamaların uygulanmayacağını. Böyle bir şey olabilir mi? Ya. Ben dün 5 Kasım'dı dün. Alınan kararlar içerisinde 5 Kasım da vardı. Dikkatli izleyicilerimiz bunu bilir. Bilmeyenler de internetten öğrenebilir. 5 Kasım'dan itibaren karar alıp uygulayacak dedi. Ben dün belediyenin önündeydim. Karar alan kimseyi görmedim. Zabıt tutan kimseyi de görmedim. Yani bakanlar kurulumuz kilitlenmiş, meclisimiz kilitlenmiş, siyasal partilerimizin arasında sıkıntılar var. Sistem kilitlendi. Sayın Talat bu ülkede başbakanlık, cumhurbaşkanlığı yapmış bir kişi olarak benim sorduğum soruya net cevap vermemiş olabilir ama bence KKTC iflas etmiştir. İflas etmiştir KKTC. Topyekün değişmesi lazımdır bunun. Topyekün olduğu gibi bütün kurum, kuruluş, siyasiler, makamlar hepsiyle birlikte. Yani çıkmazın içerisindeyiz çünkü. Lefkoşa'yı pislik götürüyor, hiçbir şey yapamıyoruz. Açık seçik hiçbir şey yapamıyoruz. Meclis toplanamıyor. Meclis başkanı artık yalvarır gibi konuşmaya başladı. Meclis başkanımız artık yalvarır gibi konuşmaya başladı. Gelin artık çalıştıralım bu meclisi, bir şey yapalım diyor. Onu da bilmeyen yok. Hükümet mahkemede her gün. Dün mahkemeye de gittim. Orada.
davalar, davacılar, sanıklar, milletvekilleri falan filan. Bunlardır yani artık bizim ülkemizde yaşananlar. Evet, benim dilim varmadı. Sen söyledin. Evet. Sizin tamam. de ben çok iyi eminim bundan. Sizin de dilinizin varmamasının nedeni kadar, Sayın Cumhurbaşkanım. O kadar üzülüyorum ki. O kadar üzülüyorum ki. Yani Kıbrıs Türk'ü bunu hak etmiyor ya. Gerçekten. Evet. Hiç çok hatalar yaptı Kıbrıs Türk'ü. Tarihi boyunca. Senelerce denktaşı orada tuttu mesela. Büyük hataydı. Eğer Kopenhag zirvesinde denktaş orada olmasaydı, Eroğlu da başbakan olmasaydı, örneğin durum çok farklı olacaktı. Yani rahmetli denktaşın, evet bugün arkasından konuşmak pek hoş değil ama, yani o zaman da söylediğim için rahatça söylüyorum. Bunları yapması Kıbrıs Türk'ünün desteğiyle olmadı mı? Kıbrıs Türk'ü seçmedi mi sonuçta? Onu söylüyorum. Senelerce onu baş tacı yapmadı mı? Sonuçta başımıza gelen her şeyin müsebbibi halkımız değil mi sonuçta? İşte bütün bu gerçekler ama bütün bunlara rağmen halk yanlış yapabilir ama halkın müstehak olduğunu söylemek doğru değil. Halkımızı demek ki biz yeterince aydınlatamamışız. Uğraşmışız. İşte ben de onun için. Ama o stratejiyi doğru belirleyip de halkımızı ikna edememişiz. Ben de onun için uğraşıyorum. Benim Sayın Cumhurbaşkanım. Onu söylüyorum işte. Dolayısıyla halk yanlış yapsa da biz halkımıza yol göstermeye, onlara tavsiyelerde bulunmaya, onları ikna etmeye çalışmaya devam etmek zorundayız. Gözünü açık tutmasını sağlamalı. Tabii ki. Dolayısıyla da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin içinde bulunduğu durum, Kıbrıs Türk halkının içinde bulunduğu durum ve hele biraz geleceğe baktığımda gördüğüm manzara beni çok korkutuyor. Yahu ne demektir? Şöyle bir şey düşün. Rum tarafında Buyurun. Ekonomik kriz var mı? Var. Var. Çok da büyük hem. Doğru. Bizde de ekonomik kriz var. 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 Peki bugün Rum yönetimi bir ilan verse gazetelere. Ve dese ki ben 500 tane Kıbrıslı Türk'ü memur yapacağım Kıbrıs Cumhuriyeti'nde. Kaç tane Kıbrıslı Türk sizce müracaat eder? Fazla. Eden 500, olur. 500'ün çok üstünde. Çok üzerinde. Peki biz bir ilan verelim ve diyelim ki 100 tane Kıbrıslı Rum'u istihdam edeceğiz. Kaç tanesi başvurur? Çok az. Bence kimse veya çok az. Neden? Sisteme inanmadıkları için. İnanmıyor senin halkın, Kıbrıs Türk halkı kaybetti güvenini. Her şeye güvenini kaybetti. Kendi devletine güvenini kaybetti. Programın Kendi sonunda. Kurumlarına güvenini kaybetti. Bu ne kadar üzücüdür bilir misiniz? Cumhurbaşkanı olan birisi için. Ne kadar üzücüdür. Tabii. O nedenle Cumhurbaşkanı iken de ben hep bunu söylüyordum. Allah aşkına bu Kıbrıs meselesi önemlidir. Bunu çözmemiz lazım. Ben onun için buna konsantre oldum. Ben hatta bazen eleştirilirim de diğer işlere bakmadın. Bunun için bakmadım. Çünkü evet. benim için önemli olan buydu. Eğer onu çözebilseydik bugün ne olurdu bilir misiniz? Belki de ekonomimiz çok parlak olmazdı. Gerçi olurdu. Çünkü 10 yıl boyunca ekonomi çökmezdi. Çok basit bir şey söyleyeyim. Çok basit bir şey Sayın Cumhurbaşkanım. Eğer o olsaydı bir kurultay sürecinde 1000 kişi istihdam edilmezdi. Değil mi? Evet. Değil mi? Yani ayrıca ama şu da olurdu. İnan uluslararası hukukun içine girmiş olduğumuz için bu rezillikleri de kimse yapamazdı. Bir kere her şeyden önce Avrupa Birliği sorardı, hop dur bakayım ne istihdamı yahu derdi. Ama ne oldu? Evet. Üzücü bir şey daha oldu. Türkiye istihdamlara karşıydı. Ama Türkiye hükümeti Sayın Küçük'ü desteklediği için ve Sayın Küçük'ün kazanmasını istediği için Küçüğün kurultay boyunca yaptığı istihdamlara da göz yumdu. Maalesef. Artık yavaş yani, yavaş kapatmamız lazım. Yani demek istiyorum ki Avrupa Birliği veya uluslararası hukukun içine girmemiz artık şarttır. Onun bunun keyfiyle veya kendi düşüncesiyle hareket etmememiz lazım. Bu çok önemlidir. Sayın Cumhurbaşkanım çok teşekkür ediyorum. Kırmadınız, geldiniz. Çok teşekkür ediyorum. Evet sevgili izleyiciler.
Birer Meydanı'nın daha sonuna geldik. Bu akşam dediğim gibi programın başında birazcık formatımızdan çıkmış olabiliriz ama Sayın Cumhurbaşkanımızın yapmış olduğu açıklamalar çok önemliydi. Fincan'a gelen tepkiler oldu, onları da anlıyorum. Birini kırmışsak eğer onlardan da özür diliyoruz. Hepimizin gönlünde bir takım var. Sizin de var, bizim de var. Onun dışında göstermiş olduğunuz ilgiye çok teşekkür ediyorum. Yapmış olduğunuz eleştirilere çok teşekkür ediyorum. Programın son bölümünde açıkladık. Bundan böyle her cuma, 16 Kasım'dan itibaren her cuma sadece siz ve ben burada olacağız ve bir haftanın değerlendirmesini birlikte yapacağız. Her cuma 16.30'da 16 Kasım'dan itibaren bunun da duyurusunu yapmış olalım. 23 Kasım'da Allah'ın izniyle Londra'da olacağız. Yani yayınımızı oradan gerçekleştireceğiz, Londra'dan. Buradan da Londra'da bizi izleyen sevgili izleyicilerimize de selam olsun diyoruz. Umut konusunda çok durdu Sayın Cumhurbaşkanımız, doğru. O zaman bir umudumuz vardı 2000'li yıllarda. Özellikle bu işte anlam planı olacak, evet denilecek, Avrupa Birliği'ne girecek, işte her şeyin sorumlusu rahmetli Denktaş gidecek, başka şeyler olacak. Ne olmadı ancak o zaman geldik, şimdi bunda tıkandık. Ancak her zaman, her felaket olduğunda ondan bir fırsatla çıkarmayı bilmemiz lazımdır. Zaten Allah size o zaman yardım eder. Çok zor duruma düştüğünüz zaman bir şeyler olur ve Allah size yardım eder, o felaketten çıkarsınız. Ama işte bu felaketten çıkmanın metodunu biz kendimiz bulalım. Kıbrıs Türk halkı bulsun. Umut olmayabilir. Şu anda bir Avrupa Birliği penceresi açık olmayabilir önümüzde. Veyahut da her şey çok güzel olacak diye bir şey de söz konusu olmayabilir. Ama eğer her zaman söylediğim gibi hiçbir şey yapmazsak hiçbir şey olmaz diyorum. Herkesi demokratik çerçevede sesini çıkarmaya ve Kıbrıs Türk halkına hizmet vermeye çağırıyorum. Bu halka da çok güvendiğimi tekrarlıyorum. Programa gösterdiğiniz, bana gösterdiğiniz ilgi için çok teşekkür ediyorum. Önümüzdeki hafta Salı akşamı saat 20.30'da yine Halkın Televizyonu'nda halkın sesi olmak amacıyla sizlerin karşısında olacağım efendim. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Hoşça kalın.